Herkese merhaba. Arkadaşlar sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bugün yine sizler için 45 50 sorudan oluşan bir deneme sınavı hazırladık. Videoları baştan sona izleyin. Abone değilseniz abone olun. Instagram'dan mutlaka takip edin. Arkadaşlar videonun açıklama kısmına soru çözebileceğiniz bir sitenin linkini bırakıyorum. Oradan da soru çözebilirsiniz. Bir diğer husus da lütfen videoları beğenelim arkadaşlar. Hemen soru çözümlerimize geçelim. Vücudumuzun yapı birimlerini küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisindeki gibi olur? Sistem doku organ hücre, organ hücre doku sistem, hücre doku organ sistem, hücre organ doku sistem. Cevabımız en küçük hücre. Öncelikle hücreyi bilirseniz en küçük olduğunu diğerlerine az çok yaparsınız. Sistemde en büyüğü. Şimdi bunu şu şekilde göstereyim ben size. Hücre doku organ sistem. Hücre doku organ sistem. Bakın. Gördünüz mü? Ondan sonra ne geliyor? Organizma. Yani insan meydana geliyor. En küçük hücredir. Sonra hücreler birleşir. Dokuları, dokular birleşip organları, organlar sistemleri, sistemler organizmayı oluşturuyor. Geçelim. Evet animasyon ehliyet sorusu. Videoyu dikkatli izleyelim arkadaşlar. Bir iki kere göstereceğim. Fakat çok dikkatli izleyin. Levhalara ve yola iyi bakın. Video ile ilgili hangisi söylenemez? A. Ana yoldan seyrediyor. B. Bulunduğu yolda azami hızı saat 50 kilometredir. C öndeki aracı sollayabilir. D takip mesafesini ihlal etmektedir. A söylenebilir mi? Evet arkadaşlar, ana yolda seyrettiği söylenebilir. Neye göre? İşte şu lefaya göre. Şu an geçen lefaya göre. B bulunduğu yolda azami hız 50 kilometredir saatte. O da doğru mu? O da doğru arkadaşlar. Videoyu izlerseniz orada bir 50 kilometre lefası göreceksiniz. İşte tam burada azami yani en fazla C öndeki aracı sollayabilir. Sollayabilir mi? Evet sollayabilir isterse. Çünkü kesikli çizgiler var. Dikkat ederseniz sollama serbest burada. D takip mesafesini ihlal etmektedir. Bu söylenebilir mi arkadaşlar? Bu ihlal ettiğini göremiyoruz. Zaten belli de değil hızı. Fakat öndeki mesafede baya uzak görünüyor. Bunun hakkında kesin bir bilgimiz yok. Takip mesafesini ihlal de etmiyor gibi görünüyor araç. Yani doğru cevabımız D seçeneği ihlal ettiği söylenemez. Geçelim. Trafik kuruluşunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır? Şıklarımız sürücü bölgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır. Sadece şehir içinde araç sürmesine izin verilir. Sürücü bölgesi 6 ay süreyle geri alınır. Sadece para cezası verilir. Arkadaşlar şurası önemli. Doğru cevabımız A seçeneği. Niye önemli burası? Alkol olunca iş değişiyor. O biraz daha hafif cezası. Hemen bakalım. Bununla ilgili neler karşımıza gelebilir. Arkadaşlar bakın. Bunlar sınavda ehliyet sorusu olarak geliyor. Uyuşturucu uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır. Soru 1. Yukarıda da bunu sordular zaten. Soru 2. Aday sürücülük süresinde bu şekilde bir cezaya karşılaşırsanız sürücü belgeniz iptal ediliyor. Yine bununla ilgili aşağı yukarı yakın bir anlam taşıyor. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri bir yıl süreyle geri alınıyor. Yine bu da bir sınav sorusuydu. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçları arasında değildir? A hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, B iyileşmeyi kolaylaştırmak, D hastanın kötüleşmesini önlemek, D ilaç vererek tedavi etmek. İlk yardımın amaçlarından hangisi değil? Tabii ki D. D ilaç vermek ilk yardımda yok. İlk yardım olay yerinde yapılan ilk müdahaledir. Tehlikeyi ortadan kaldırmak, iyileşmeyi kolaylaştırmak, hastanın kötüleşmesini önlemek amacıyla yapılır. Geçelim. Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur? Otomobil, traktör, motosiklet, otobüs. Takograf neydi? Takograf. Doğru cevabımız burada önce onu işaretleyelim. Otobüs arkadaşlar. Otobüslerde takograf zorunludur. Göstereyim ben size takografı. İşte şurası şu arkadaşlar. Şu cihaz takograf cihazı. Biz soruda şu şekilde gelmişti bu konuda. Bu takograf cihazı kayıtlar ne kadar saklanacak araçta? Bir ay. Bu da yine ehliyet sınav sorusudur. Ee, hazır bu otobüsle ilgili konuya değinmişken şunlara da bahsedeyim. Bu takograf cihazı ne işe yarıyor? Aracın kullanım süresi, hız gibi şeylerini kayıt altına alıyor. Trafik polisi ya da jandarma durduğunda, durdurduğunda aracı buna bakıyor bunun içindeki kayıtlara. Diğer burada bahsedeyim bir iki şeyden daha bahsedeyim. Yani otobüs ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler yani otobüs, kamyon gibi sürücüler 24 saatlik süre içerisinde toplam 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla araç sürmeleri yasaktır. Yani arkadaşlar 4,5 saat araç kullanırsa mola verecek. Yine bunun dinlenme süresini 4,5 saatlik kullanım süresi içerisinde 15'er dakika olarak ayarlayabilir. Burada önemli olan 4,5 saati en fazla tek seferde bir de toplamda da 24 saatte 40 toplamda da 9 saati geçmeyecek 24 saatte kullanım İşte bu cihaz bunu ölçüyor 24 saatte ne kadar kullanmış araba kullanıcı şoför bunlara yarıyor geçelim verilenler için hangisi söylenebilir Kazazeden dolaşımı değerlendirilirken 1. Bebeklerde kol atar damarından, 2. Çocuk ve yetişkinlerde şah damardan nabız alınır. Hangileri doğru hangileri yanlış şeklinde bakmamız gerekiyor. Arkadaşlar bebeklerde kol atardamarından doğru, çocuk ve yetişkinlerde şah bu da doğru. O halde doğru cevabımız C seçeneği unutmayın. Geçelim hatta şuraya bir bakalım. Bu çıkıyor geçmeden önce. İşte arkadaşlar Çocuk ve yetişkinlerde şah damar, bebeklerde kol atar damarından. Unutmayın. Şurası bebeklerde, yetişkinlerde ve çocuklarda buralar. Bu ilk yardımın ABC'si içerisinde dolaşımın değerlendirilmesi basamağında bunu işledik. Yine işleriz. Nabız kontrolü 5 saniye yapılıyor. Geçelim. Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay şekilde bir aracı yönlendirme imkanı veren sistem. Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak. Hava yastığı, hidrolik fren, hidrolik direksiyon, otomatik hız kontrolü. Sürücüye kolay şekilde aracı yönlendirme imkanı veriyormuş. Doğru arkadaşlar cevabımız C seçeneği hidrolik direksiyon. Yani bu çok eski bir soru aslında çok çıkacağını düşünmüyorum ama çıkabilir. Hava yastığı ne ile alakalıydı zaten arkadaşlar? Kaza anında şişerek yaralanmayı aza indirmekte maç. Hidrolik frende yine fren sistemiyle hız kontrol sistemi de hızı sabitlemek ya da azaltmak hız sabitleme sistemi. Bu da bununla ilgiliydi. Cevabımız C seçeneği hidrolik direksiyon yani. Hidrolik eskiden manuel şey direksiyonlar vardı. Çok eskiden belki bilenler bilir. Ee, böyle karasal direksiyonlar diyorduk biz ona ismi aklıma gelmedi. Onlar da direksiyonu çevirmek çok zordu arkadaşlar. Bir aracı bir yere çevirirken çok böyle güç gerekiyordu. Hidrolik direksiyon sistemi çıktıktan sonra bu işler çok kolaylaştırdı. Dolayısıyla kolay bir şekilde dönüşü sağlamaya başladık. Geçelim. Köpürücü kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir? El, omuz, kalça, göğüs. Arkadaşlar bu fotoğraf sonradan koyduk. Soruda yok. Köprücük kemiği neredeymiş? İşte buradaki kemik. Neresi o zaman tespit edip sabitleyeceğiz? Omuz bölgesi. Çünkü köprücük kemiği omuzda ya. Cevabımız B seçeneği. Geçelim. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Traktör park alanını, traktör çıkabileceğini, traktörün giremeyeceğini, sadece traktörün girebileceğini. Cevabımız Traktörün giremeyeceğini C seçeneği traktör giremez işaretidir bu arkadaşlar. Geçelim bunu da. Kalp masajı uygulaması aşağıdaki durumlardan hangisinde sonlandırılır? Kalp çalıştığında 112'ye haber verildiğinde, kazazeden akrabaları geldiğinde, kazazeden cildinde kızarıklar gözlemlendiğinde. Kalp masajı ne zaman bitirilir? Doğru cevap çok basit. Kalp çalışmaya başladığında kalp masajını bitiriyorsunuz. Zaten masajın amacı nedir çalışmayan kalbi çalıştırmaya çalışmaktır Çalışmaya başladığın işlemi bitiriyorsunuz geçelim Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan suni solunum uygulamalarında dikkat edilecek kurallardandır Bebekler karıştırma yetişkinlerle Şıklara bakalım A bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması B hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasını sağlanması bu doğru mu? Hayır. Bu yanlış. Yumuşak kısmı. Bebeğin solunum yapıp yapmadığını bak dinle hissettiğin temeli bir dakika. Bir dakika mıydı cevap? Hayır. 10 saniye. Bak bir yazdığı için yanlışa Bir tane sıfır yazmamış. Sorunun durumu değişiyor. Solunum yoksa ağzın bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirip ağız dolusu nefes verilmesi. İşte bu doğru bir hareket. Geçelim. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir demiş. Aracın hızını, yakıt miktarını, motor sıcaklığını, motor devir sayısını. Gösterge panelini inceleyelim. Burada gördüğümüz ne var? Bize tanıdık gelen şu RPM var çarpı 100. Hız olabilir mi? Hayır. Hız nasıl artıyor? 10 20 30 50 100 falan gibi artıyor zaten. Şurada RPM olmaz. Yakıt miktarı yakıtla alakalı olsa burada Yakıt işaret olur, petrol işaret olur. Motor sıcaklığı olsa hararet işareti olur. Onları tek tek anlatacağım ileride. Motor işareti hangisidir, nedir diye? Burada doğru cevabımız devir sayısı. Arkadaşlar buradaki RPM devri anlatmak istiyor. Bu işaret devir işaretidir. Geçelim bunu. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık? Dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğunu gördükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir. Burada anahtar kelimemiz dur. Dur varsa nedir cevabımız? Bu soruyu hızlı geçeceğim çünkü defalarca anlatıyorum. Eğer dur kelimesi geçiyorsa ışıkta var ise kırmızıdır. Kırmızı olmayan ışıkları eleyelim. Bunda kırmızı var eleyemeyiz. Yeşil var ele. Sarı var ele. Ya A ya D. Neymiş? Kırmızı oklu ışık neydi? Okun bulunduğu kısma dönüş yasaktır. Peki dur işaretle yolun açık olduğunu. Fasılal olarak yanıp sönen kırmızı ışık A seçeneği. Yol açık fakat önce duracaksınız sonra bakacaksınız sonra yolunuza devam edeceksiniz. Şurada ben size daha detaylı anlatayım aklınızda kalmayabilir. Bakın fasılal olarak yanıp sönen kırmızı ışık. Adı üstünde bir defa kırmızı varsa duracaksınız. Şu lefa ile aynı anlamı taşır. Duracaksın. Etrafa bakacaksınız. Yol açıksa sonra geçebilirsiniz. Fakat sarı ışık nedir? Fasılalı yanıp sönen sarı ışık. Adı üstünde normal hayatta da düz sarı ışık nasıldı? Bekliyorsun. Geçiyorsun. Durmana gerek yok. Yavaşlayarak geçebilirsin. Bu da bu lefa ile bu aynı anlama taşıyor. Geçelim. İç kanamalar kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir. Şıklarımız aşırı susuzluk hissi, nemli ve soğuk deri, yavaş ve güçlü nabız, hızlı ve yüzeysel solunum, iç kanaması olan kişide hangisi değildir diyor, olmaz diyor. Aşırı susuzluk hissi olur mu? Evet. Nemli ve soğuk deri? Evet. Hızlı ve yüzeysel solunum? Evet. Yavaş ve güçlü nabız olmaz. Doğru cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşlı geçme yasağının sona erdiğini bildirir? İnceleyelim şıklarımızı. Doğru cevabımız tabii ki A seçeneği. Öndeki taşlı geçme yasağının sona erdiği. Şimdi diğer laflar tek tek göstereyim ben. Aklınızda kalması için söylemiyorum. Yazdım aynı zamanda. Arkadaşlar geçme yasağı sonu lefası. A şıkkı. B şıkkı ne? Motor siklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol. Öndeki taşlı geçmek yasaktır. Hız sınırlaması sonu. Bu dört lefa çok çıkıyor diye özellikle ayrı ayrı belirttim isimlerini. Çünkü çok çıkıyor ehliyet sınavında soru olarak. Dördüm de mutlaka bilmeniz gerekiyor. Fotoğrafını da çekin ekranın. Geçelim. Aracına LPG sistemi taktıran bir kişi. Bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır. 30, 40, 50, 60 Doğru cevap A seçeneği. Geçelim. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücüsün söylenebilir? Bakalım inceleyelim öncelerini. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. Evet. Araç kullanırken yapacağı kural ihlalinin sonucunun sadece maddi ceza olduğunu düşünür. Doğru mu? Hayır. Sadece maddi ceza ile kurtulamazsınız. Birilerinin ölümüne sebep olabilirsiniz. 3. Trafik içinde yaşayacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canına tehlike attığının farkında değildir. Evet. Bu da adaba uygun kişi hareketi değil. Biz adaba uygun kişi hareketlerine bakıyorduk. Cevap A seçeneği. Taravih adabına uygun kişi kuralların nedenlerinde bilir. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir? Nefes alıp vermekte şiddetin değişmesi, genellikle göğüs ortasından başlaması, dinlenmekle geçmemesi, uzun süreli olması. Kalp spazmı. Doğru cevap B seçeneği. Genellikle göğüs ortasından başlaması cevabımız. Geçelim. Aracı kullanmaya başlamadan önce yukarıda verilenlerden hangilerin durumu iyi olmalıdır? Aracın farları, motor yağı seviyesi, cam silecek lastikleri. Arkadaşlar, bunun üçü de önemli. Şimdi diyeceksiniz hocam lastikler, cam silecek lastikler önemsiz. O dönemde arkadaşlar yağmur yağarsa görüşünüzü engeller, kazaya sebebiyet verir. Bir cam silecek lastiği bu kadar önemlidir yani. Far zaten şart, motor yağı seviyesi zaten olmazsa olmaz. Lastiklerde yine önemli. Doğru cevap D seçeneği. Motorun silindirlerini oluşturan ana gövdeye ne ad verilir? Carter, manifold, motor bloğu, silindir kapağı. Doğru cevabımız ana gövde. Yani silindiri oluşturan bir bütün parçaya C seçeneği motor bloğu adı veriyoruz. Geçelim. Uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir. Buna göre marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun hangisinden kaynaklanmış olabilir? Akünün boşalmasından, akünün tam şarj olmasından, fren müşürüğünün arızalı olmasından, akü kutup başlarının sıkı olmasından. Yani arkadaşlar araç çalışır çalışmaz marş döndüğü zaman ee, bırakmamız lazım. Kontak dönüyor araba çalışıyor o an bırakmamız lazım çalıştıktan sonra eğer sık sık marş yapmaya devam edersek ya da elimizi kontaktan bırakmazsak marş motoru zarar görüyor. Buna göre marş durumunda marş motoru dönmüyorsa kaynağı nedir sebebi nedir diyor. Cevabımız akünün boşalmasından akünün tam şarjlı olmasından fren müşürünün arızalı olmasından akü kutup başlarının sıkı olmasından. Tabii ki arkadaşlar burada cevabımız A seçeneği marş motoru hiçbir şekilde dönmüyorsa akünün boş olmasından kaynaklanıyor bu durum. Şimdi şurada marş sistemine bir göz atalım hızlıca. Motorun çalışması için ilk hareketi veren sistem marş sistemidir arkadaşlar. Marş yapma süresi 10-15 saniyeden uzun olmamalı. Araç çalışmasla biraz bekliyoruz sonra tekrar marş yapıyoruz. Uzun süre sıkça marş yaparsak aküyü boşaltırız. Motor çalışırken tekrar marş yapılmamalıdır. Tekrar marş yapılırsa maaş dişlisi, volan dişlisi zarar görür. Motor çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması marş motorunun ömrünü kısaltır. Marş durumunda marş motoru dönmüyorsa akünün boşalmasından kaynaklıdır bu sebep. İşte soruda bize sorulan şey buydu. Geçelim. Arkadaşlar buradakilerin hepsi çok önemli. Lütfen anlattığım konular çok dikkatli olun. Yetişkinlerde uygulanan kalp mesajı uygulama bölgesi ve bası derinliği hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yetişkin diyor. A. Kaburganın sağ alt bölgesi 1 santim. B. Karnın sol üst bölgesi 3 santim. C. Göğüs kemiğinin ortası 5 santim. D. Kaburganın sol alt bölgesi 7 santim. Cevap nedir? Tabii ki C seçeneği. Yetişkin ve çocuklarda 5 santimdir arkadaşlar. Bebeklerde bu 4 santimdir. Şuradaki soru. işte şunu sormuşlar. Bası miktarı. Yetişkin ve çocuklarda 5, bebeklerde 4 santim. Sorumuz buydu. Bu tablo çıkıyor sınavda mutlaka öğrenin. Geçelim bunu da. Sürücü trafiğin açılmayacağını bildiği halde kornaya basmaktadır. Diğer sürücüler de bundan etkilenerek kornaya basmaktadır. Söz konusu durum için hangisi söylenebilir? Sürücülerin sabırlı olduğunu gösterir. Sürü psikolojisinin etkisini ortaya koyar. Kornaya basmak sinirleri gevşetir. Kornaya basmak trafiği hızlandırır ne yapıyorum? Şu bir sürücü kornaya basıyorum. Diğerler diğerlerde ondan gördü diye basıyormuş. bu nedir? Sürü psikolojisi arkadaşlar. Sürü dediğimiz koyun sürüsü bildiğiniz. Hani koyunlardan biri gidip kendine uçurumdan aşağı atsa diğerler de onu takip ediyor. Bu da aynı şekilde. Doğru mu yanlış mı sorgulamadan yapıyorlar biri yaptı diye. Geçelim. Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça hangisidir? Rotil, aks, amortisör, şaft. Cevabımız tabii ki C seçeneği. Burada amortisörler yay salınım süresini kısaltıyor. Şimdi süspansiyon sistemini inceleyelim. Burada işte gördüğünüz üzere süspansiyon sistemin temel özelliği nedir? Titreşimleri sönümlemek, sürüş güvenliğini sağlamak, konforu sağlamak, yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak. Süspansiyon sisteminin elemanlarında yaylar ve amortisör var. Yaylar yol yüzeyinden meydana gelen şoklar alıyor amortisörler de yayların salınımlarını sönümleyerek sürüş konforu sağlıyor. Yay salınım süresini kısaltıyor bakın amortisör. Sorumuzda zaten ne demişti? Yay salınım süresini kısaltan parça. Neymiş amortisör. İşte şu, bazen de şunu koyarlar şu fotoğrafı. Şuradaki ok işaretiyle sorarlar soru işaretiyle. Bunun ismi de helezon yay amortisör parçasıdır. Bunu da unutmayın. Süspansiyon sistemi elemanıdır. Geçelim. Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse hangisinin arızalı olduğu düşünülür? Fan müşürünün, termostatın, fan sigortasının, klima kompresörünün. Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu sıcak değilse. Şimdi burada sorumuzun cevabı B seçeneği termostat. Termostat dediğimiz şey şöyle bir şey arkadaşlar aklınızda şu şekilde kalsın. Evlerimizde termostatlar var. Hani sıcak çay koyup pikniğe falan götürüyoruz. Onun görevi nedir? İçerisindeki suyu sabit sıcaklıkta tutmak. Sıcak bir şey koyuyorsak soğumasını engelliyor. Soğuk bir şey koyuyorsak da ısınmasını engelliyor. Burada da termostat aynı görevi görüyor. İsmi de zaten aynı. Yani aracın ısısını ayarlıyor. Sabit bir derecede. Yani araç için en iyi ısı neyse o ısıya göre aracın çalışmasını sağlıyor. Çok soğuk olursa so ısıtıyor. Çok sıcak olursa soğutuyor gibi. Düşünün. Eğer bu şekilde çok sıcak değilse hararet yaptığı halde termostat arızalıdır. Geçelim. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme. Trafik kazalarında nokta nokta sayılan hallerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere ne yazılmalıdır? Kırmızı ışıkta geçmek ya da polisin dur işaretine uymamak. Asli kusur, tali kusur, yol kusuru, kusuru paylaştırma. Doğru cevabımız nedir? Asli kusur suçlusunuz. Asıl suçlu sizsiniz. Geçelim. Bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan bir yönü trafiğe ayrılmış karayolu kısmına ne ad verilir? Banket, ana yol, geçiş yolu, bağlantı yolu. Yolların birbirine bağlanması. Doğru cevabımız bağlantı yolu. Bu sorumuzda bu soruyla ilişkili bazen şu şekilde bir soru geliyor. Hemen değinelim ona. Arkadaşlar genel olarak şunlar. Bize ne sormuştu? Bağlantı yolu. İşte bunu sormuşlardı. Genel olarak neyi soruyorlar peki? Bankete soruyorlar. Burası banket. Bazen fotoğrafını koyup soruyorlar. Bazen de şu şekilde soruyorlar. Ee, şuradaki tanımı söylüyorlar. Nedir mesela? Taşıt yolu kenarıyla şevbaşı. Hendek içi üst kenar arasında kalan. Olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların kullanacağı kısma ne ad verilir? Normalde yaya yolu ayrılmamış karayolunda bulunuyor. İşte şurası banket. Bazen bunu soruyorlar. Bölünmüş karayolunu biliyorsunuz zaten. Buradan buradan iki taraftan da trafik akıyor. Bölünmüşten kasıt nedir? İşte şu şekilde bir ayrıcıyla bölünmüş olan yola deniyor. Bu iki yolu birbirinden ayıran kısım nedir? Ayrıcıdır. Onu da soruyorlar sınavda. Ayrıcı nedir arkadaşlar? İki yolu birbirinden ayıran kısım. Geçiş yolu nedir? Geçiş yolu da şudur. Bir mülkten. Mesela burası bir petrol ofisi. Burası bir şahsi mülk bildiğiniz üzere. Buradan ana yola çıkılan kısım. Şurası nedir? Geçiş yoludur. Buradaki yolak her zaman bu araçtadır. Bunlar da bilmenizde fayda var. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin elemanıdır? Şaft, direksiyon, vites kutusu, helozon yaylar. Doğru cevabımız helozon yaylar. Arkadaşlar bu süspansiyon sisteminin fotoğrafını daha önce gösterdim. Şu an koymamışım buraya. Fakat yine gösteririm. Mutlaka süspansiyon sisteminde helozon yaylar var. Ön iki teker ve arka iki tekerde bildiğiniz yay arkadaşlar. İsmi helozon yay diye geçer. Bunun görevi nedir? Yerden gelebilecek sarsıntıları sönümlemektir yani azaltmak, etkisini azaltmak sarsıntıların. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Karna baskı uygulanmak, sıcak uygulama yapılması, şekerli içecekler verilmesi, oda sıcaklığında bir küvete sokulması. Doğru olan hangisi? B seçeneği. Oda sıcaklığında bir küvete sokacağız. Soğuk değil bakın arkadaşlar, karıştırmayın. Oda sıcaklığında. Bu alakasız zaten. Sıcak uygulama yapılması yanlış. ateş olan kişiye sıcak uygulama yapılmaz. Soğuk uygulamalar yapabilirsiniz. Yani soğuktan kastım bir bezle veya bir mendille eklem bölgelerini soğutabilirsiniz. Fakat buzla filan yapmayın uygulamayı. O da yanlış. Yine şekerli içecek alakasız olur. Yine bol sıvı verebilirsiniz. Fakat şekerli içecek alakasız burada. Doğru cevap D seçeneği. Verilen davranışların yapılması Aşağıdakilerden hangisine sebep olur? Bakalım neler yapılmış davranışlı Gereksiz korna çalınması, egzoz susturucuların bozulması, araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi. Bu üç maddenin ortak ne de, şeyi nedir? Buluşma noktası. Ses. Sesle alakalı bir sıkıntı var. Gürültü yani. Doğru cevap D seçeneği gürültü kirliliğine sebep olunması. Geçelim Egzoz emisyon ölçümünün yapılması araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yöneliktir? Gürültü kirliliği, görüntü kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği. Egzoz emisyon egzozdan ne çıkıyor? Hava. Cevap hava kirliliği. Geçelim. Geceleyin öndeki aracı geçmek isteyen sürücü bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır? Sis ışıklarını, acil uyarı ışıklarını Uzağı gösteren ışıkları, yakını gösteren ışıkları. Doğru cevabımız tabii ki D seçeneği. Araçla yan yana gelinceye kadar kısa ışıkları kullanacaksınız, yakını gösteren. Işıklarla ilgili şunlar önemli. Uzağı gösteren ışıklar nerede kullanılıyor arkadaşlar? Yerleşim birimleri dışında karayollarında geceleyin seyrederken, aydınlatma az ise. Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken ve benzeri yerlerde. Bu önemli tünel meselesi. Okey. Yakını gösteren ışıklar nerede kullanılıyor? Yerleşim birimlerinde yani şehir içlerinde. Yine karşılaşmalarda öndeki aracı takip ederken kullanılıyor. Gündüz görüş, görüş azaltan sis, kar, yağış benzeri durumlarda kısa şık yine kullanılabilir. Arkadaşlar bunlar önemli. Bir de şu önemli. Sürücüler geceleyin yakını Yakın ilerisi görünmeyen kavşak. Mesela dönemeçtesiniz, kavşaktasınız, tepe üstündesiniz. İlerisinde görmüyorsunuz. Aydınlatma da yeterli değilse, oraya vardığınızı tepe üstlerine yaklaşırken yakın ve uzağı gösteren ışıklar ardı ardına sırayla yakarak gelişlerini haber verirler. Yani selektör yaparak gelişinizi haber vermek zorundasınız. Kavşak, dönemeç, tepe üstlerinde. Geçelim. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye hemlik manevrası uygulanır? Kan şekeri düştüğünde, tam tıkanma yaşandığında, kanaması olduğunda, kalbi durduğunda. Hemlik. Doğru cevap B seçeneği tam tıkanma olduğunda. Şimdi bakalım hemlik neymiş, ne değilmiş. İşte arkadaşlar hemlik nedir? Tam tıkanma diye tabir edilen durumlarda uygulanan bir ilk yardım hamlesidir şudur fotoğraf arkadaşlar. Bakın tam tıkanma. Yani tam tıkanma belirtilerine nefes alamaz. Acı çeker ellerini boynuna götürür. Konuşamaz. Rengi morarmıştır. Bu durumda kişiye hemlik manevrası uygulanıyor. Burada aşamaları var. Burada da fotoğrafta aşamalarını anlatıyor. Şimdi eğer tam tıkanma var ise hiçbir şekilde nefes alamıyorsa hemlik yapacağız. Fakat Kısmi tıkanma diye bir tıkanma var. Onda da mesela kişinin boğazında bir yabancı isim var. Fakat az da olsa nefes alabiliyor. Az da olsa böyle konuşabiliyor. Bu durumda ne yapıyoruz? Kişiyi öksürmeye teşvik ediyoruz. Yine bir sınav sorusuydu bu da. Geçelim. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir? Aks, volan, vites kutusu, diferansiyel. Bakın bu Dikkatli bakın kafanız karışmasın. Şunun bir bütününü soruyor. Doğru cevabımız vites kutusu. Burada vites kutusunun bütününü soruyor arkadaşlar. Zaten hız ve torku ayarlayan derken onu oradan da çıkartabiliriz cevabımızı. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır? Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağı tutmak, kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak, kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak, kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak. Doğru cevabımız tabii ki A seçeneği. Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıya tutmak yanlış bir ilk yardım uygulaması olacaktır arkadaşlar. Yani mümkün mertebe kalp seviyesinden yukarı tutabiliyorsak yukarı tutacağız. Neden? Çünkü kan yukarıya daha yavaş çıkar arkadaşlar. Kalpten daha iyi. Çünkü kanı pompalayan kalp olduğu için Kan kendinden daha yukarıdaki bir yere daha yavaş çıkar. Su gibi düşünün. Su yukarıya daha fazla yavaş çıkar mesela. Ama aşağıya direkt zaten dökülür. Burada da aynı mevzu. Kalp mevzusu. Çünkü kanın merkezi kalptir. Pompalama noktası. Yine damar üzerine baskı uygulamak doğru bir uygulamadır. Bu yanlış, A cevabımız. Basınç noktasına baskı uygulamak bunları zaten anlatıyoruz detaylıca. Bu da doğru. Yine turnike uygulamak uygun yerlere bu da doğrudur. Turnikeyi ne durumda uyguluyorduk? Uzuv kopması varsa ya da çok büyük çaplı kanamalarda uyguluyoruz turnikeyi de genel olarak. Geçelim. Enerji türüne göre motorlar benzin, dizel, hibrit, elektrikli motorlar olmak üzere dörde ayrılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi LPG'li sistemin dezavantajlarından değildir? Bakın dezavantajlarından değildir diyor. Soruyu doğru okuyalım. Şimdi bakalım şıklarımıza. Motor gücü ve çekici düşer. LPG araç kapalı otoparka alınmaz. Çarpışma anında patlama ve yanma riskleri vardır. LPG sisteminde yakıt ekonomisi sağlar. Motor gücü ve çekişi düşer. De avantaj mı dezavantaj mı? Dezavantaj bu D. De. LPG araç kapalı otoparka alınmaması nedir? Dezavantajdır. Bu da D. Çarpışma anında patlama ve yanma riski vardır. Bu da D. Bu D'ler de doğru değil arkadaşlar. Dezavantajın kısaltmasını yazdım. Ben şimdi uzun uzun yazamam kalemle çünkü rahat yazamıyorum. LPG'li sistemin yakıt ekonomisi sağlar. Sağlar mı gerçekten? Evet. Yani LPG'li araçlar daha az yakıt tüketiyor. Bunu biliyoruz. Daha ucuza bir yere gidebiliyorlar. O zaman bunların üçü bak D harfi biri avantaj. Bunlar dezavantajları LPG'li sistemin. Bu da avantajı. Dezavantajlarını tekrar tekrarlayalım. Çünkü dezavantajlar da çıkabilir. Motor gücü ve çekişi düşer LPG'li bir aracın. Yine LPG'li araçlar kapalı otoparka alınmıyor çarpışma anda patlama, yanma, yangın çıkartma riski fazladır LPG araçların. Bunlar dezavantajı. Bir de avantajı var o da daha ekonomik bir sürüş ya da daha ekonomik bir yerden bir yere daha ucuz bir şekilde ulaşırsınız LPG araçlarda. Geçelim. Yine biraz önce çözdüğümüz sorulardan birine benziyor. Hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler? Distribütör, buji, ateşleme bobini, kontak anahtarı. Yakıt hava karışımını hangi zamanda sıkıştırma zamanındaki yakıt hava karışımı Ne ile ateşliyormuş elektrik kıvılcımıyla Bu parçamız Tabii ki bujidir B seçeneği Bujiyi detaylıca inceleyelim neler gelir karşımıza başka Şimdi buji ile ilgili şunu bilmemiz gerekiyor buji ateşlemeyi sağlıyor hangi araçlarda benzin LPG araçlarda bunu bilelim okay. Buji kurum bağlamışsa ya da kablosu çıkmışsa ya da at ıslanmışsa nemliyse ateşleme yapmaz Bujilerden biri ateşlemezse motor titreyerek sarsıntılı ve düzensiz çalışır. Yani motor titreyerek sarsıntılı düzensiz çalışıyorsa bujilerden biri ateşlemiyordur. Motor güçten düşer yakıt sarfiyatı artar. Buji ile ilgili şunu da bilmeniz gerekiyor. Bujiler belirli kilometrelere de değiştirilmesi gereken parçalardır. Belirli kilometre işte bu servis bakımında yazan kilometrelerdir. Araçtan araca değişir. Bir diğer bilmeniz gereken bujiler yakıt tasarrufu sağlar. Buji ve buji kablolarını değiştirirseniz aracınız yakıttan tasarruf eder. Zamanı gelmişse tabii ki. Yine buji kıvılcımı ateşleme zamanında ateşlemek suretiyle ateşlemeyi yapıyor. Buji dediğimiz parçamız şu. Şu gördüğünüz buji. Bir de gösteriyor panelinde kızdırma bujisi bujisi işareti var. Onu da unutmayın. Bazen bu da çıkıyor. Bu işaretin anlamı nedir diye. Bu da kızdırma bujisidir. Yine şu soru çıkıyor çokça. Buji kablolarından birinin çıkmış olması durumunda motor sarsıntılı çalışır. Unutmayın. Buji ile ilgili bunlar önemliydi. Geçelim. Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir? Motor yağı, fren hidroliği, akü elektroliti, motor soğutma suyu. Doğru cevabımız nedir? Temiz saf suyla antifriz karışımından oluşan sıvımız motor soğutma suyudur. Antifrizin için kullanıyoruz? Biz donmayı önlüyor. Çok soğuk havalarda donmayı önlüyor. Aynı zamanda başka neye önlüyormuş bakın. Donma ve korozyon yani pası, korozyonu, kireci önlüyormuş. E kireci önlediği için birçok da faydası vardır zaten. Evdeki çaydanlıklardan düşünün. Yani uzun süre kireci çözündürmezsek ne oluyor? Çaydanlığın gideri tıkanıyor mesela. Burada da araçta da aynı. Uzun süre kireçlenme olursa o kabloların boruların içerisi tıkanır. Dolayısıyla aracın performansı da düşer bundan dolayı. O zaman antipriz önemli diyoruz. Verilen araçların görev hali durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında geçiş üstünlüğü ve kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? İtfaiye araçları, organ nakil araçları, acil afet durum hallerinde acil afet araçları, Sanık suçlu takip eden asayiş araçları, zabıta araçları. Kuralımız neydi? Cips. Önce can kurtaran. Canla ilgili. O halde bakalım canla ilgili, hayat kurtarma ile ilgili hangi araç var burada? İki numaralı. Organ dokun nakil. Yani bu da bir nevi ambulans sayılır. Sonra ne var? İyi, iyi neydi? İtfaiye. İkinci sırada itfaiye olacak. O da bir numarada. Doğru cevap nedir? C seçeneği. Zaten arkadaşlar bakın eleme yapın. İkinci sırada itfaiye geçecek ya. Tek C seçeneğinde bakın itfaiyeyi buraya koymuşlar. Öbürlerine bakmaya bile gerek yok. Şimdi bu geçiş üstünde olan araçları şurada ben göstereyim. Şu sıralamamızda bu cips dediğimiz şey ne hocam bu cips diyenler için şu işte. Karşılaşmada önce can kurtaran sonra itfaiye sonra polis sonra sivil savunma aracı. Geçecek. Geçelim bunu da. Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir? Kireç, atık, yanıcı madde, yakıcı madde. Doğru cevap atıklar çevre kirliliğine sebep olur. Bunu da geçelim. Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması hangisine sebep olur? A) Motor gücünün artmasına, B) Fren hidroliğinin azalmasına, C) Motor sıcaklığının artmasına, D) Motor bloğunun çatlamasına. Şimdi günlük hayatlar düşünün bu tür sorular bazen. Doğru cevap nedir? Sıcak, çok sıcak, çok sıcak bir borcama ya da çok sıcak bir bardağa soğuk su koyarsanız, yani çok sıcaktan kastım bayağı çok sıcak. Ne oluyor? çatlıyor. Bardağımız, borcamımız. Mesela fırından çıkarttığımız bir borcamı soğuk bir zemine koyarsak ya da soğuk su dökersek üzerine ne oluyor? Çatlıyor. Aynı mantık arkadaşlar. Geçelim. Yukarıdaki verilen bilinç kaybı hali hangisidir? Uzun süreli bilinç kaybıdır. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olmasıyla ortaya çıkar. Uzun süreli Hmm. Tepkinin hiç olmaması gibi bir şey. Doğru cevap şok, koma, bayılma, baş dönmesi. Tepkisizlik durumu. Tepkinin azalması uzun süreli ipucumuz. Doğru cevap koma. Koma ile ilgili başka neler bilmemiz gerekiyor? Şimdi koma şudur arkadaşlar. Komanın pozisyonu budur. Sınavda çıkar. Bir diğer gösterilişi budur. Sınavda çıkar. Komanın tanımında ne varmış? Reflekslerin dışarıdan gelen uyaranlara karşı tepkilerin azalması ya da yok olması. Bilinç kaybıdır arkadaşlar uzun süreli. Unutmayın. Yani çünkü kısa sürelerde bayılma, şok gibi durumlar var. Uzun süre dediğimiz zaman koma devreye giriyor. Şimdi komanın nedenleri var burada. Bunlara bakın mutlaka. Bir de koma belirtileri nedir? İşte idrar kaçırma, tepki vermeme, öksürük gibi yutkunma gibi tepkilerin olmaması durumu. Şunu da mutlaka okuyun, komanın belirttiği nedenlerini. Çünkü çıkabilir arkadaşlar. Geçelim. Yukarıdakilerden hangileri bireye yapılan hak ihlallerindendir? Kişilere yani birey, kişi. Bakalım. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek. Hayır. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatini dağıtmak. Evet. Engelli olmadığı halde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek. Evet. Doğru cevap nedir? C seçeneği. Bunları yaparsanız bireylere yapılmış saygısızlık oluyor. Geçelim. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın 1 Aralık 1 Nisan tarihleri arasında hangisini kullanması zorunludur? Kış lastiği, yaz lastiği, polen filtresi, cam suyu, antifrizi. Doğruca A seçeneği arkadaşlar 1 Aralık 1 Nisan arası kış lastiği zorunludur bu ticari araçlarda. Şimdi şurada lastik ve tekerleklerle ilgili bilmemiz gereken birkaç husus var. Balans ayarı arkadaşlar aracın lastiğinin balansı bozuk ise belirli hızdan sonra titreşim oluşur. Yine lastik hava basıncı normalden az ise direksiyon zor döner fazla ise savrulmalar meydana gelir. Yine lastiklerde her binişte kontrol edilmelidir. Araca her binişte kontrol ediyoruz lastikleri. Günlük haftalık değil, her biniş. Yine arkadaşlar şu önemli bir soru. Lastiklerden birinin havasının fazla veya az olması durumunda araç bir tarafa çeker. Lastikler içten dışa düzensiz aşınıyorsa rot bozuktur. Rot ayarı 1 Aralık 1 Nisan kış lastiği uygulaması tarihleridir. Bir de şuna bakın lastiklerle ilgili çıkıyor. Arkadaşlar lastik okuma. İşte hangisi bu rakam ne anlama geliyor. Buna detaylıca bir inceleyin. Bakın çünkü çıkıyor. Özellikle son zamanlarda birkaç sınavda şu 55. Yani yanak yüksekliği çıktı. Unutmayın. Geçelim. Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında Aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır? İdari para cezası verilir. 6 ay hapis cezası verilir. Süresiz araç kullanmaktan men edilir. Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz. Doğru cevap A seçeneği idari para cezası veriliyor. Arkadaşlar sürücü belgesinin geri alınması konusuyla ilgili şunları bilmenizde fayda var. İlk defa alın birinci defada alınan yani birinci defa 100 puanı dolduranlar 2 ay süreyle Aynı yıl içinde ikinci defa 100 puan ikinci de 4 ay bir yıl içinde üçüncü defa 100 ceza puanını doldurursanız süresiz olarak belgeniz iptal ediliyor. Arkadaşlar 100 ceza puanını doldurduğunuzda ilk dolduruşunuzda 2 ay, ikinci de 4, üçüncü de süresiz. Aynı yıl içerisinde. Bunlar önemli. Bunlar çıkıyor Sonunda da Bunu da mutlaka fotoğrafını alın. Geçelim. Şekildeki karayolu bölümünde yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere hangisini bildirir? Şu çizgilerden bahsediyorum. Kesik kesik bir de devamlı. Şıklarımız A. Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini Tek tek inceleyelim arkadaşlar. Burada cevabı söylemeyelim. Çift yönlü yoldan tek yönlü yola gireli alakası var mı? Hayır. Burada zaten çift yönlü bir yol yok. Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini bu çizgiler onu belirtmez. Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini bu da yanlış arkadaşlar. Bu taraftaki araçlar şerit değiştiremez fakat buradakiler değiştirir. Doğru cevap D seçeneği. Devamlı çizgi tarafındaki araçlar şerit değiştiremez. Yani bu bu araçlar şerit değiştiremez. Şimdi arkadaşlar yol çizgileriyle ilgili bir görsel göstereceğim size. Çok işinize yarayacak. İşte sınavda karşımıza gelen en sık en sık çizgi çeşitleri, şekilleri bunlar. Kesikli çizgi öndeki araç geçe, geçilebilir. Okey. Devamlı çizgi öndeki aracı geçmek yasaktır. Kesikli ve devamlı çizgi yan yana olursa kesikli taraftaki araç yani şu A diyelim buraya mesela buraya B diyelim. A tarafındaki araç sollama yapması serbest. Yani buraya geçip sollama yapabilir. Fakat B tarafındaki araçlar sollama yapamaz. Bu anlamı taşıyor. Niye burada düz çizgi var? Düz çizgi bulunan yerdeki araçlar diğer şeride geçemeyeceği için sollama da yapamaz. Peki buraya gelelim. Tırmanma şeridi diyoruz arkadaşlar bu şeride. Üçlü yol. Bu, bu AB anlamlandıralım bunu arkadaşlar. A diyelim. B diyelim. C diyelim. Şimdi Orta şerit sadece geçiş için kullanılıyor burada. Yani B şeridi. Devamlı olarak burayı işgal edemezsiniz. Mesela C şeridindeki bir araç sollama yapacağı zaman buraya gelir, sollamasını yapar, tekrar kendi yoluna girer. Yine A şeridindeki bir araç sollama yapacağı zaman buradan sollamasını yapar, kendi şeridine girer. Bu bu şerit sollama şerididir tırmanma şeridi diye geçer. Yani burada devamlı olarak gidemezsiniz. Sadece sollama amaçlı kullanacaksınız. Yine iki devamlı çizgi var ise her iki yöndeki araçlar da çizginin diğer tarafına geçemez. A'daki B'ye, B'deki de A'ya geçemez. Burada kimse sollama yapamaz. Bunlar çok çıkan çizgi sorularıydı onun için biraz uzadı. Geçelim.